Okey diyoruz. En son ne oldu? Komedi ve trajedi diye bir bölüm okuduk. Ama hani böyle bölümün başında Anna Karenina'dan bahsetti ve spoiler verdi oradan. Onun dışında söylediği şeyler işte bir ara dedi ki yaşlılar böyle işte yaşlıların ölüm anı kolay geçebilsin diye cenneti kavramı üretilir ki onlar işte cennete gideceğini düşünerek böylece ölümün üstesinden gelebilirler falan tarzı bir şey dedi. Bu neye giriyor şimdi? Trajedi de değil, komedi de değil bence. Hani böyle bir şey bir bölümdü sanki biraz. Genel konuşan. Hani çok da böyle trajediye ya da komediye odaklanmış gibi değildi. Hani böyle şeyi deriz sanırım. Bazı insanlar umutsuzluğa çok ciddi bir seviyede kapılıyorlar. Joseph Campbell geçen bölümde şey dediydi o insanlar için. Hani resmen artık ruhları iflas ediyor. Kendileri fiziksel olarak intihar etmeden önce. Yani ruhları zaten ölmüş oluyor. Ruhları ölünce hayat enerjileri tükeniyor ve kendileri de ölüyorlar. Kendilerini öldürüyorlar. Cercut bu tarz bir tabir kullandı. Bunun dışında çok spesifik bir şey demedik sanki. Düşünüp geliyorum. Bölüm 3. The Hero and the God. The God demiş böyle şeyden bahsediyoruz. Hani böyle İslam'ın, Yahudiliğin Cercut tanrısı ya da genel tanrı sanırım aynen da God. Hani böyle direkt bütün dinlerin bir tanrısı varmış. Aslında zaten hepimizin inanması gereken tanrı o bence. Bütün dinlerin tanrısı olan tanrı. Ve öyle bu God, o God'dan bahsediyor bence. The standard path of the mythological adventure of the hero is a magnification of the formula represented in the rise of passage, separation, initiation, return, which might be named the nuclear unit of the monomyth. Bunu kim demiş kanka diyor. The word monomyth is from James Joyce. Finnegan's Wake, Jack Okey diyoruz. A hero ventures forth from the world of common day into a region of supernatural wonder. Fabulous forces are then encountered and a decisive victory is won. The hero comes back from this mysterious adventure with the power to bestow boons on his fellow man. Okay diyoruz X, Y, Z. Şey niye üst tarafı kullanmamışlar da ortası ve alt tarafı kullanmışlar bunu anlamadım. Prometheus ascended to the heavens, stole fire from the gods and descended. Jason sailed through the clashing rocks into a sea of marvels, circumvented the dragon that guarded the golden flea-wise and returned with the flea-wise and the power to wrest his rightful throne from a usurper. O zaman şöyle bir nokta var. Kahramanlar ileriye gitmeye devam etmek yerine geri dönmeyi tercih ediyorlar. Bu enteresan bir nokta çünkü gelişim anlayışına karşı olan bir şey. Bu hani biz ileri gitmeyi tercih edersek daha da büyümeyi tercih etmiş oluyoruz. Ama yardım etmek için geri döndüğümüz zaman daha da çok büyümeyi reddetmiş oluyoruz. Ama öte yandan olay şuna geliyor zaten. Hani kendimiz mi gelişeceğiz yoksa böyle kendi başına gelişemeyen insanlara yardım mı edeceğiz? Yardım etmek daha doğru bir şey. Çünkü daha fedakarlık içeren, daha olgun bir hareket. Sırf etrafımızdaki insanlara yardım etmek için kendi potansiyelimizi %100 gerçekleştirmiyoruz sanırım. Hani bu işin teorik tarafı ama işin gerçek tarafına bakacak olsak o geri döndüğümüz zaman o insanların tepkileri falan onlar paha biçilmez tepkiler oluyorlar. Aşık oluyoruz, bok oluyor, püsür oluyor. O da çok ayrı bir deneyime açılıyor sanırım. Ama şöyle bir nokta var net bir şekilde. Yardım etmeyi tercih edip biraz daha ileri gidebilecekken gitmemiş oluyoruz gibi bir şey var sanki. Ama ya da belki de şeymiştir. Alttan alta şeyi biliyor kahraman. Hani tek başına belki biraz daha fazla ilerler ama eninde sonunda daha da çok ilerleyemeyeceği yere gelip ölmek zorunda kalacak. Bir şekilde kahraman geri döndüğü zaman en azından yalnız kalmıyor ve yok olmamış oluyor. Çünkü diğer insanların varlığı bir şekilde onu hayatta tutabiliyor falan. Hani bu açıdan kahraman kendini korumak için de bir açıdan topluma geri dönüyor. Çünkü çok fazla yalnız, çok fazla mesafe giderse ölüm netleşiyor, ölüm garantileşiyor. Ama eğer etrafında insanlar varsa o zaman
bütün insanlık yavaş da olsa ilerlemiş oluyor ve kesinlikle kahraman spesifik olarak riske girmemiş oluyor. Kahramanın kendi güvenliği açısından geri dönmesi desek oluyor sanırım. Okey, düşünmeye devam. Şu zoom çubuğu yukarı çek. Avi Nivas went down into the underworld, crossed the dreadful river of the dead, three was soaked to the three-headed watchdog Cerberus. Bizdeki Fluffy felsefe taşındaki and converged at last with the shade of his dead father. All things were unfolded to him. The destiny of souls, the destiny of Rome, which he was about to found, and in what wise he might avoid or endure every burden. Bu ne diyoruz? Virgil Avenevit bok püsür. Tamam kanka diyoruz. He returned through the ivory gate to his work in the world. Okey, aklıma bir nokta daha geldi. Kahraman toplumdaki kusursuz kişi de olmuyor sanırım. Hani bence toplumda sıradan insanlar var. Sıradan insanlar, sıradan olmak yanlış bir şey. Çünkü sıradan olduğunuz zaman ileri gitmeye yönelik olmuş olmuyorsunuz. Ve ileriye gitmeye yönelik olmak gerekiyor. Çünkü ileriye gitmeye yönelik olmadığı an insan gerilemeye yönelik olmuş oluyor ve bir gerileme başlatıyor. Topluluklardaki sıradan insanlar, kahramanın pozisyonu şey sanırım. Kahraman başına normal insanların başına gelmeyen bir şey geliyor. Onu böyle ekstradan üzecek bir durum. O ekstradan üzecek durum kahramanı tetikliyor ve kahraman olaylara başka şekilde bakmaya başlıyor. O başka şekilde bakış ileriye götürüyor kahramanı. Ama her ne kadar kahraman ileriye gitse cacut bir kahraman asıl büyük sıkıntısı toplumun sıradan sahip olduğu bazı özelliklere o kişinin sahip olamamış olması. Hani kahramanın bu konuyla bir derdi var. Kahraman aslında normal olmak istiyor. Normal olamadığı için kahraman olmuş oluyor. Bu açıdan kahraman geri dönecek diyoruz. Çünkü o kendi sorunlarını çözmek istiyor. Aynen. Hani zaten onun kendi sorununu çözebilişi toplumun ileriye nasıl gideceğine dair yeni bir yol keşfetmiş olması oluyor. Çünkü sıradan bir şekilde çözemediği için yeni bir yol keşfetmesi gerekiyor kahramanın. Keşfettiği yeni yolda toplumun ilerlemesi gereken taraf olmuş oluyor. Hani bu açıdan aslında kahraman kavramı da doğanın, toplumun yarattığı, ürettiği bir şey refleksif olarak. Hani bunlar özel insanlar, cırtçırt falan diyoruz. Ama biraz şöyle bir düşününce dinamikler tak tak oturuyor yerine. Evet, kahramanlar lazım. Çünkü toplumlar hani bu bir kavram var. Bir su akışkan değilse, hareket içinde değilse stagnant oluyor. Bunun Türkçesine var mı bilmiyorum. Su böyle kokuyor. Direkt tüketilemez hale geliyor. Hani kahramansız toplumlar öyle oluyor sanırım. Durağan, durgun, herkes ruhsuz, tembel, sönük, mıymıntı, cansız. Hani durgun sudan bahsediyor sanırım. Ama kahraman olduğu zaman kahraman işte yeni şeyler katıyor topluma. Cırt bir hareket oluşturmuş oluyor. Durum bu. Kahraman geri dönecek. Kahraman devam etmeyecek. Yani hani zaten şöyle bir ayrım var. Şu an çok motherfucker bir nokta geldi aklıma. Geri dönmesi gereken çünkü geride çözemediği şeyler olan kişiye kahraman. Geri dönmesi gerekmediği için geri dönmeyen kişiye tanrı diyoruz bence. Hani tanrı ile kahramanın farkı tanrının toplumdan üstün olması ama bir kusuru olmaması. Toplumdan her şekilde üstün olması. Kahramanın özelliği ise toplumdan bazı özellikler açısından üstün olması. Bazı açılar üstünden de zayıf olması topluma kıyasla. Tanrı'yla bayağı benziyorlar gördüğünüz gibi ama farklılar diyoruz. Başka bir şey var mı diyecek düşünüp geliyorum. A majestic representation of the difficulties of the hero task and of its sublime import when it is profoundly conceived and solemnly undertaken is presented in the traditional legend of the great struggle of the Buddha. Bu Buda'da sanırım İsa'ya aşırı benzeyen ve İsa'dan 500 yıl önce gelen figür. İsa işte 3 tane bunları şeyden hatırlıyorum. Joseph Campbell'ın o site bahsettiğim belgeselinden hatırlıyorum. İşte Buda'da, İsa'da ikisi de 3 tane büyük sıkıntı yaşıyorlar bir ara. Tanrı'nın test etmesi bunları. Üçünden de geçiyorlar bok püsür.
The Great Struggle derken bu üç sorunun en büyüğünden mi bahsediyor yoksa üç sorunun genelinden mi bahsediyor yoksa başka bir şeyden mi bahsediyor emin değilim ama bence o üç sorunun en büyüğünden bahsediyor. The Young Prince, Gautama, bir gün şey de okuyacağız, Siddhartha'yı. Sakyamuni set forth secretly from his father's palace on the princely steed, Kantaka, passed miraculously through the guarded gate, rode through the night attended by the torches of four times 60,000 divinities, lightly hurdled a majestic river 1128 cubits wide, and then with a single third stroke sheared his own royal locks, whereupon the remaining hair, two finger beaded in length, curled to the right and lay close to his head. Assuming the garments of a monk, he moved as a beggar through the world, and during these years of apparently aimless wandering acquired and transcended the eight stages of meditation. He retired to a hermitage, bent his powers 6 more years to the great struggle, carried austerity to the uttermost, and collapsed in seeming death, but presently recovered. Then he returned to the less rigorous life of the ascetic wanderer. One day he sat beneath a tree, contemplating the eastern quarter of the world, and the tree was illuminated with his radiance. A young girl named Suyata came and presented milk rice to him in a golden bowl. And when he tossed the empty bowl into a river, it floated upstream. This was the signal that the moment of his triumph was at hand. He rose and proceeded along a road which the gods had decked and which was 1128 cubits wide. The snakes and birds and the divinities of the woods and fields did him homage with flowers and celestial perfumes. Great Struggle derken bahsettiği şey bu Buda'nın miracı gibi bir şey sanırım. Heavenly choirs poured forth music. The 10,000 birds were filled with perfumes, garlands, harmonies and shouts of acclaim. For he was on his way to the great tree of enlightenment, the Bo tree, under which he was to redeem the universe. Redeem the universe, direkt İsa'nın olayı diyoruz. He placed himself with a firm resolve beneath the bow tree on the immovable spot and straightway was approached by Kamamara, the god of love and death. The dangerous god appeared mounted on an elephant and carrying weapons in his thousand hands. Thousand hands. Jesus, bu o kadar tanıdık ki. He was surrounded by his army, which extended 12 leagues before him, 12 to the right, 12 to the left, and in the rear as far as to the confines of the world, it was 9 leagues high. The protecting deities of the universe took flight, but the future Buddha remained unmoved beneath the tree. Great struggle, Buddha. And the god then assailed him, seeking to break his concentration. Whirlwind, rocks, thunder and flame. Aklıma nedense Truman Show geldi. Güneşi doğurup, yok fırtınayı çıkarınca, çürt falan tam orası diyoruz. Smoking weapons with keen edges. Bu arada kitap bayağı sarıyor. Böyle devam ederse alayını okuyabilirim. Joseph Campbell'ın gibi geliyor. Okay. Burning coals, hot ashes, boiling mud, blistering sands and fourfold darkness. The antagonist hurled against the savior, but the misses were all transformed into celestial flowers and ointments by the power of Gautama's ten perfections. O normal bir insan mı yapıyor yani bunu? Gautama mıydı bunun adı? Evet, adı Gautama. What the fuck diyoruz. Tanrı'ya kafa tutabiliyor lan diyoruz. Mara then deployed his daughters, desire, pining and lust, surrounded by voluptuous attendants, but the mind of the great being was not distracted. Hani bir şekilde hiçbir şey bu dünyada bizi etkileyemezse kendi özümüzü, hani böyle şey gibi bir şey mi, böyle biz ne oluyor mesela,
bilek güreşi yapacak oluyoruz. Diğer elimiz bir yerden tutması gerekiyor gibi. Çünkü destek olmadan vücut bir tarafa ağırlık cırt cırt aktaramıyor falan. Hani bu da bir şekilde bu da derken Buda'dan bahsetmiyorum. Özel isim hani bu da, şu da gibi. Hani böyle kendi özümüzden güç alıp hayat yaşama gibi bir şey mi? Çünkü biz bir şeyi istediğimiz an o şeyden destek almaya başlıyoruz kendi özümüz yerine. Evet, bence böyle bir şeyden bahsediyor. Öyle olduğu anda dengesiz oluyoruz. Ama bir şekilde hiçbir şey bizi etkileyemiyorsa o zaman kendi özümüzden güç almış oluyoruz. Destek almış oluyoruz güç kullanımı için. Gerçek güç de o, dengeli olan, doğru olan gibi bir şey diyor. Evet. Okey. Dagat finally challenged his right to be sitting on the immovable spot. Flung his razor sharp disc angrily and bit the towering host of the army to let fly at him with mounting cracks. But the future Buddha only moved his hand to touch the ground with his fingertips and thus bid the goddess Earth bear witness to his right to be sitting where he was. She did so with a hundred thousand roars, so that the elephant of the antagonist fell upon its knees in obeisance to the future Buddha. En başta Tanrı'ya kendisi kafa tutuyor. Tanrı bütün gücünü kullanacağı zaman da başka bir Tanrı'dan yardım istiyor. Aşırı mantıklı diyoruz. The army was immediately dispersed and the gods of all the worlds scattered garlands. Having won that preliminary victory before sunset, the conqueror acquired in the first watch of the night knowledge of his previous existences. In the second watch, the divine eye of omniscient vision, and in the last watch, understanding of the chain of causation. He experienced perfect enlightenment at the break of day. This is the most important single moment in Oriental mythology, a counterpart of the crucifixion of the West. The Buddha beneath the tree of enlightenment, the Bodhi tree, and Christ on holy root, the tree of redemption, are analogous figures, incorporating an archetypal world savior, world tree motif, which is of immemorial antiquity. Many other variants of the theme will be found among the episodes to come. The immovable spot and mount Calvary are images of the world navel or world axis. The calling of the earth to witness is represented in traditional Buddhist art by images of the Buddha sitting in the classic Buddha posture with the right hand resting on the right knee and his fingers lightly touching the ground. Bu durumda bir hareket de bulunuyor yalnız. Bak, bu çok enteresan bir nokta. Hani hiçbir şekilde hareket etmeyen bir insanın kendisini aşan bir sorun olduğu zaman Tanrı'dan yardım istemek için bir harekette bulunması gerekiyor. Ama hareket o kadar düşük bir seviyede ki sadece oğlum bir şey anladım şu an, anladığım şey aşırı hoşuma gitti. Nasıl bir olay? Hani bir şekilde hayatta etrafımızda bir sürü şey var ve bunlar bizi bir şeyler yapmayı itekliyor hep. Ama bu Buda'nın felsefesini yaşayabilecek cırcırt olursak o kadar böyle ruhumuzdan destek alıp hareket eder bir hale gelmiş oluyoruz ki hani daha demin konuştuğumuz muhabbet. Bir şey yapacaksak bile gerçekten gerekliyse yapmaya başlamış oluyoruz. Oradaki o gerçekten gereklilikle Buda'nın hiçbir şey hareket etmeyip en son toprağa dokunup toprak tanrısı Bokpüsür'den yardım istemesindeki aşırı gereklilik, gerçek gereklilik aynı şey. Hani sadece gerçekten gereken şeyi yapıyorsun. Aklıma mesela ne geldi? Uguve genelde dövüşmüyordu ama en son Tai Long Tomar'ı zorla alacak oldu. Onu ara uyutacak hareketi yaptı. Hani ama sonra mesela kesinlikle işte ejderha savaşçı gelip Tai Long'la dövüşecek. Cetut'tan çok net bir şekilde Tai Long'un düşmanı olmadığını ifade etti kaç kere yerde falan. Bu o gerekli şeyi yapmaya çalışmanın bir ifadesi bence mesela. Hani
Ugve en güçlü dövüşçü, o zaman bütün kötü dövüşçüleri Ugve'ye halletsin falan. Hani dünya böyle işlemiyor. Dünya herkesin kendisini gerçekleştirmesi gibi işliyor ve insanlar birbirlerinin kendilerini gerçekleştirmesini önemli etmenlere sahip olabiliyor falan. Hani bu olması gereken şey bu. Herkesin bir rolünün olduğu ve herkesin rolünün önemli olduğu hayat tarzı. Öte yandan birisi var, diğerinin alayının problemlerini çözüyor. Hani bu açıdan belki de İslamiyet'te anlatılan son peygamber motifi de aslında o kadar benim gördüğüm gibi negatif değilmiştir. Çünkü bahsettiği şey bütün insanlığın peygamber olmaya başlayacağı günlerin gelmesi gibi bir şeymiştir. Hani o kadar çok insan peygamber seviyesine ulaşacak ki artık peygamberlik özel bir şey olmuş olmayacak. O zaman da aslında üstün insan nesli gelmeye başlamış olacak falan. Neyse, ama bu son aşamada, uzun lafın kısası, Buda'nın hareket etmesi, hareket etmeyi tercih etmesi falan aslında meselenin hareketsizlik değil, %100 gerekirse hareket etmek olduğu anlamına geliyor. Ama peki orada neden hareket ediyor? Yani ölmemek için mi hareket ediyor? Bütün kaygısı hayat mı? Yoksa zorba bir tanrıya ders vermek mi? Hani orada ne oluyor? Orada niye o esnada dokunmayı tercih ediyor? Hani en başta gerçi kendini korudu, yanlışım yoksa. Kendini de korudu, evet. Hani iki kere hareket etmiş oluyor bu durumda. İlkinde kendini korumak için, ikincisinde yardım istemek için. Mesele hareketsizlik değil yani. Mesele doğru şeyi yapmak. Mesele o zaman aslında din dediğim şey değil mi benim? Hani din olan şeyleri yapmak. Buda için iki tane din var bu esnada. Birincisi işte kendini korumak, ikincisi de yardım istemek. Hani o kontekste, o günün şartlarında, o gün yaşayan Buda bunları hissediyor. İki tane din elementi var, ikisini de uyguluyor. Bunun dışında oradaki o güzel kadınlar, Cercürt, bunlar din değiller. Çünkü bunların Buda'da oluşturduğu istekler din olacak kadar anlamlı ya da gerçek istekler değiller. Ama bu bir kadının, bir sevgilinin cinsel ilişkinin, seksin, cırt din olamayacağı anlamına gelmiyor bence kesinlikle. Hani belki şey olurdu mesela. O kötü tanrıyı durduracak hareket birisiyle seks yapmak olabilirdi. Neden olmasın diyoruz. Bu mümkün. Bunun dışında başka bir şey yok sanırım diyecek, düşünüp geliyorum. Okey, benim buradan anladığım By the Power of God, Thomas Temple Fictions. Hani bu zamanında bu da kendisine koruma büyüleri gibi bir şey yapmış. Birisi ona saldırdığı zaman o koruma büyüleri Buda'yı korumaya devam ediyor. Hani bu durumda Buda sadece bir kere hareket ediyor. O da yardım isterken. Çok enteresan, düşünmeye devam. Okey, bu da 3 tane özellik kazanıyor. What the fuck oldum ya. Bir insan bu kadar aşabiliyor mu bilmiyordum vallahi. İlkinde First Watch of the Night, Knowledge of his previous existences. Bütün var olduk, geçmişteki varoluşunu seziyor. Ama bence o zaman her şeyi sezmiş oluyor zaten. Çünkü bence her şey oluyoruz biz sırayla. Hani ben öleceğim, toprağa dönüşeceğim, toprak ağaca dönüşecek, ağacı kesip Amerika'ya yapılmış bir odun olarak gidecek. Sonra orada çürüyecek. Orada çürüdükten sonra oradaki mikroorganizmalar birinin yemeğini bulacak. O kişi Çin'e uçup gidecek falan derken bütün dünyayı zaten dolaştı. Benim vücudum oluşmadan, benim vücudumdaki şeyler etmenler diyoruz. Hatta yani biliyorsunuz uluslararası ilişkiler bok püsür bayağı geliştiği için yurt dışından gelen yemekleri yiyoruz, kıyafetleri giyiyoruz falan. Her yerdeyiz yani ve her şeyiz bence. Bu durumda hani First Watch of the Night, Knowledge of His Previous Existences'da, in the Second Watch'da Divine Eye of Omniscient Vision, her şeyi anlayan, tam bu ikisi ayrı ama aynı yere çıkıyor. Yani her şeyi anlamakla her şey olmak aynı şey. Bu açıdan bu ikisini ayrı söylemek çok havalı geliyor kulağa ama aslında aynı şeyden bahsediyor. And the last watch, Understanding of the Chain of Causation. Bu da bir nevi her şeyi anlamak. Çünkü geçmişteki yaşamlarını anlamak demek, geçmişteki yaşamlarının ne anlama geldiğini anlamak demek. Onların neden öyle olduklarını anlamak demek. Onların neden öyle olduklarını anlamak demek. Chain of causation anlamak demek. Bu durumda aslında bir şey var.
Bu da bir an geliyor, o an her şeyi anlıyor. Her şeyi hissediyor, her şeyi seziyor. Böyle bir anı ben de yaşadım. Religious experience'dı bence, bendeki de. Bundaki daha mı derin bilmiyorum. Bana aşırı havalı geldi şu an. Buda'nın dedikleri falan. What the hell falan. Böyle ağzın içine düşesim geldi. Buda'nın falan olabilir, hiç bilmiyorum. Durum bu. Ama bence aynı şeyi anlatıyorlar. O da her şeyi anlama anı. Çünkü hani her şey olacağımız için, her şeyi deneyimleyeceğimiz için aslında zaman kavramı yok oluyor zaten. Hani bir şekilde her şey aynı anda var gibi. Hayır dur, bunu demek istemiyorum. Düşünmeye devam. Şu esnada dünyada var olan her şey olmamızla geçmişteki şeyleri olmamız arasında bir fark yok. Neden bilmiyorum ama yok. Hani bir şekilde zaman her şey hakkında düşündüğümüz zaman değersiz bir kavram olmuş oluyor. Çünkü spesifik şeyler hakkında düşündüğümüz zaman zamanın bir önemi olmuş oluyor. Çünkü diğerlerine kıyasla yapıyoruz. Ama her şey hakkında düşünüyorsak her şeyi neyle kıyaslıyoruz? Her şeyi kıyaslayabileceğimiz bir şey yok. Onun için zaman ortadan kalkıyor. Yani bu durumda şu esnada dünyada var olan her şeyi olacak olmamızla evrenin sonsuz başından sonsuz sonuna kadar, ezelden ebede kadar bok püsür olacak her şeyi olmamız aynı şey. Bunu neden emin değilim anlatabileceğim ama böyle olduğunu biliyorum diyesim geliyor. Düşünmeye devam. Okey, şimdi fark ettim. Bunların hepsi aynı gecede oluyor sanırım ve sırayla oluyorlar. İlk başta geçmiş hayatlarını çözüyor. İkincisinde bir şekilde her şeyi anlayan, her şeyi anlamaya başlıyor ama bu son dediği şeyle farklı bir şekilde, nasıl tam emin değilim. Ha böyle her şeyi gören gözü oluşuyor ama her şeyi anlamasına farklı. Evet, ben bunu böyle derim kendi deneyimlerimde düşününce. Hani Allah'ı görmek var, bir de her şeyi anlamak var. Allah'ı görmek her şeyi anlamaktan önce gerçekleşiyor bence. Burada dediği Allah'ı görmek mi? Ben bunu böyle yorumlardım ama emin değilim. In a second watch, the divine eye of omniscient vision. Benim durumumda seeing the God ilk gerçekleşti. İkinci olarak her şeyi anlama gerçekleşti. Sonra başka şeyler gerçekleşti falan. Oğlum ne oluyoruz ya? Çok enteresan şeyler okuyoruz şu an. Bu gerçekleşiyor. Böyle bir şekilde Allah'ı görme diyelim şimdilik. Belki değiştiririz zaman içinde. Allah'ı görmeden sonra da sebep sonuç ilişkilerini anlıyor bir şeylerin arasındaki. Bu neye geliyor, benim kendi deneyimlerimde düşünüp geliyor. Ya ben kendime şey dediğimi hatırlıyorum. Eğer Allah'ı görebiliyorsak o zaman dünyada imkansız olan hiçbir şey yok. Çünkü Allah'ı görmek imkansızdı ve imkansız olan bir şey gerçek olabiliyormuştuysa imkansız olan diğer şeyler de gerçek olabiliyormuştur. Bu benim çıkardığım çok net bir sonuç. Kendi deneyimlerimden sonra diyeyim. Bu durumda Buda'nın işte sebep sonuç ilişkisi diye bahsettiği şey imkansız olanın aslında imkansız olmadığını anlaması mı? Ya da en azından benim yorumum mu bu? Onunki başka mı? Cepte dursun. En son he experienced perfect enlightenment at the break of day diyor. Ya ben şey de düşünüyorum. Ben kendi deneyimlerimi yaşarken uyuşturucu etkisindeydim. Ve tamam, ben zor şeyler yaşadım falan ama bir şekilde sanki bu da aşırı zor şeyler yaşamış, aşırı derin bir insanmış gibi hissettiriyor bana şu an. Ben o ara daha çocuktum diye ismi geliyor. Kaç yaşındaydım? Hazırlığın ikinci yılı 19 mu oluyor? Gerçi şu anda da kaçım, 24'üm. Çok da fark yok sanki arada ama var yani bir yandan da. Bilmiyorum, hani o ara ben çok lost'tum. Hani çok sevdiğim şeyi yapıyor gibiydim ama bir yandan kendime dair bazı özellikleri kesinlikle kabul etmiyordum falan. Ama belki de olay buymuştur. Hani hepimizin kendi yaşadığımız zor şeyler var ve bunlar başkaları için o kadar zor değilse bile bizim için aşırı zor oluyorlar. Bu açıdan onları biz gerçekleştirdiğimiz zaman aslında çok büyük şeyler gerçekleştirmiş oluyoruz. Bu da olacak kadar önemli şeyler belki de. Okey, cepte dursun.
Then for 7 days Gautama, now the Buddha, the enlightened, said motionless in bliss. For 7 days he stood apart and regarded the spot on which he had received enlightenment. Şimdi bu kişi peygamber sayılmıyor büyük dinlere göre. Anlatabiliyor muyum? Bu kişiyi nasıl peygamber saymıyorsunuz? Amına koyayım. Bu kişiye peygamber değil diyen kim amına koyayım? Anlatabiliyor muyum? Hani sorunu görüyor musunuz? Nasıl bu kişinin yaşadıkları, bu kişiye inanan insanların kültürü cehenneme gidebilir? Aklım, beynim algılayamıyorum ya. For 7 days, sakin oluyor. He paced between the place of the sitting and the place of the standing. For 7 days, he paced between the place of the sitting and the place of the standing. For 7 days he abode in a pavilion furnished by the gods and revealed the whole doctrine of causality and release. For 7 days he sat beneath the tree where the girl Suyata had brought him milk rice in a golden bowl. Bana bir hatun getirmez ki bir şeyler diyor. Tam çok çok kendimi aşırı ataerkil kro hissettim bunu dedikten sonra. Ama biraz da öyleyim biliyor musunuz? Okay. And then meditated on the doctrine of the sweetness of Nirvana. He removed to another tree and a great storm raged for 7 days. But the king of serpents emerged from the roots and protected the Buddha with his expanded hood. King of serpents, yılanın biri iyilik yapıyor, amına koyayım diyoruz. Yılan İncil'e göre lanetli bir hayvan, biliyorsunuz, okuduk. Finally the, yani büyük ihtimalle videoları izlemediniz de, whatever diyoruz. Öyle lanetli bir hayvan. Bana inanmak zorundasınız öyle diyorum çünkü. Boş yapıyor. Devam. The Buddha sat for 7 days beneath a fort tree enjoying still the sweetness of liberation. Çok enteresan. Neden bu sonuçları çıkardın her şeyi anladıktan sonra I have no idea. Bakacağım. Then he doubted whether his message could be communicated and he thought to retain the wisdom for himself. But the god Brahma descended from the zenith to implore that he should become the teacher of gods and men. Gods and men. Kanka what the fuck diyoruz? What the fuck? 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 What the fuck diyoruz? Teacher of gods diyor. Take it fucking easy man. What the hell are you talking about diyoruz? What the fuck? Böyle tehlikeli tehlikeli şeyler söylüyorlar bir anda hiç beklemediğim yerlerde. Bekliyoruz. Bu da kim amına koyuyor? Tanrılara bile hocalık yapıyorsa bu insan falan değil abi o zaman. Bu üstün insan o zaman ya. Hani bunun Nietzsche ne diyor acaba bu da hakkında ya da biliyor mu falan. Aşırı merak ettim şu an. Çünkü bu be abi bu tanrılara nasıl bir insan bir tanrıyı bir bile değil birkaç tane nasıl öğretmenlik edebilir? What the hell? I have no idea. Algılayamıyorum şu an. Okay diyoruz. Now Buddha was thus proceeded to proclaim the path. The path diyoruz. The point is that Buddhahood, enlightenment cannot be communicated but only the way to enlightenment. Oh, çok hoş lan. Var ya, o kadar memnunum ki şu an okuduğumuz şeyleri okuduğumuzda. Okay. This doctrine of the incommunicability of the truth which is beyond names and forms is basic to the great oriental as well as to the platonic traditions. Whereas the truths of science are communicable, being demonstrable hypotheses rationally founded on observable facts. Ritual, mythology and metaphysics are but guides to the brink of a transcendent illumination. The final step to which must be taken by each in his own silent experience. Hence one of the Sanskrit terms for sage is Muni, the silent one. Sakyamuni, one of the titles of Gautama Buddha means the silent one or sage Muni of the Sakya clan. Though he is the founder of a widely taught world religion, the ultimate core of his doctrine remains concealed necessarily in silence. Oh my fucking God.
And he went back into the cities of men where he moved among the citizens of the world, bestowing the inestimable boon of the knowledge of the way. Oğlum ne kadar kutsal bir insandan bahsettiğimizi görüyorsunuz değil mi şu an? Şu an şurada oturuyor olsa yaydığı enerjiden böyle direkt şey olurdum yani böyle. İrkilirdim falan. Hissettim onu. Jesus diyoruz. Jesus. Greatly abridged from Yataka introduction. Ha, tamam, bu boktan bir konu hakkında konuşuyor şu an sanırım. And that Lalitavis Tara is rendered by Buda. Ya sikeceğim böyle dipnotları ya. Boşuna kelime israfı gibi amına koyayım. Sormadım nerede geçtiğini amına koyayım. Neyse. Okay, bir şey söyleyeceğim. Şunu şuraya kadar yaşadıklarıyla şu aynı şey olabilir. Staying in the heaven for 300 days. Bu tarz bir şey geldi benim başıma da. Hani böyle bütün bunların alayı gerçek dünyada bir saat falan sürdü sanırım. Ama 300 days. Yani eminim ona. Öyle. Hani şeyi de hatırlıyorum. Bunu İngilizce bunu İngilizce mi söylüyorum? O kadar utanıyorum ve korkuyorum ki. Şimdi geliyorum. Okay, şu an uzun zamandır yapmam gereken ama şu an yapacak olacağım bir şey yapacağım sanırım. İngilizce konuşmaya çalışacağım. Çok gayet böyle özgüvensiz olduğum bir konu. Okey diyor. O zaman bu konuyu direkt böyle Türkçe söylemek istemiyorum şu an. Kendimi güvende hissetmiyorum. Okey. Tamam. I went to heaven and bir dakika hemen düşünüp geliyor. And right after that back to earth immediately and then right back to heaven again immediately and that happened for hundreds of times. The reason for that was God said to me that you have to get used to the heaven because the heaven is so a big, so beautiful place comparing to earth that you are going to freak out when you leave the heaven. But God said to me, if you are to go to heaven and back to earth and then again go to heaven for countless times, then maybe then you start to get used to this interchange. Is that the word here? So maybe after some time, you won't get freaked out when you get back to earth. Güzel konuştum ben. Very fucking good diyoruz. Okay. Okay. O dediğim tarafla burası aynı şey bence. Şimdi de sonraki tarafına bakıyorum. Okay. He removed to another tree and a great storm raged for 7 days, but the king of serpents emerged from the roots and protected the Buddha with his expanded hood. Ben de sidekick diye bir şeyle dövüştüm. Karşılığında delirdim. Ablam bir şekilde aşırı bilge bir şekilde bana konuştu ve benim tekrar düzelmemi sağladı. Sonra ben o sidekick denen figürü öldürebilecek bir seviyeye geldim. Ama onu öldürmemeyi tercih ettim çünkü o doğası gereği öyleydi ve öldürmek istemedim öldürebileceğim bir şeyi. Çünkü zayıflık gibi yer falan. Ay, tanıdık geliyor değil mi bu laflar? Ne dedi şey? Joseph Campbell işte öldürdüğün an kendini öldürmendir falan. Allah belamı versin aynı şeyi hissettim. Vallahi yalan konuşmuyorum. Abartmıyorum. Okey diyoruz. Orası burası anı bakayım. O şu an tamam ben bir şey demiyorum. Okay, finally the Buddha sat for 7 days beneath a fir tree enjoying still the sweetness of liberation diyor. Bu benim sanki şu an yaşadıklarım gibi geliyor bana. Ben şu anlar aşırı mutluyum. Allah bozmasın ama bozabilir sanırım. Ya da bozmak istiyorsa bozsun. Bozulacağı varsa bozulsun. Tutmak istemiyorum. Hani sonuçta o böyle benim yakalığımı hiçbirinize vermeyeceğim dediğim bir şey değil o. Gideceği varsa gitsin. Ama şu an bende olduğu için mutluyum. Çünkü beni mutlu ediyor. Kabuk mu yumurtadan çıkar, yumurta mı tavuktan çıkar gibi bir şey sanırım. Neyse.
özgürlüğünün tadını çıkarıyor falan. Still the sweetness of liberation. Özgürlüğün tatlılığı falan. Delilikten özgürlük diye yorumlayasım geliyor. Benim şu anıma denk geliyor bu. Hani şuradan sonrasını ben yaşamadım, bu da yaşadı diyesim geliyor ama birkaç bir şey daha var bana dair konuşmadığımız. Onlar da ilerleyen taraflarda sanırım. Şu an o kadar heyecanlıyım ki bu kitabı okurken anlatamam. Düşünmeye devam. Bu da susmaya karar veriyor. Ben başıma gelesiye yanımda kim varsa anlattıydım o zamanlar. Onu hatırlıyorum. Tamamen hızlı tepki veriyor. Ne kadar kalitesiz bir insanmışım diyesim yani. Ama tamam değil. Ama hayır, aması falan yok ya. Tamamen seçim olayı ve bence ya ben çok kendi sorunları hakkında konuşabilen bir insan değildim çok yakın bir zamana kadar. Bu derece büyük bir şey yaşadıktan sonra bunu konuşmam hoşuma gitti açıkçası. Ama o dönem beni üstün kıldığı için de konuşuyordum bu konu hakkında. Çok net onu da hatırlıyorum. Ama bu kötü bir şey olmak zorunda değil ki beni üstün kıldığı için o konu hakkında konuşmam falan. Düşünmeye devam. Okey, beni de biliyorsunuz YouTube kanalı ve resimlerle bir şeyler anlatmaya çalışıyorum kendi çapımda. Bu açıdan tahminen sanırım aşağı yukarı aynı şeyleri yapmışız falan. Öyle. Bunlar ne anlama geliyor bilmiyorum açıkçası. Düşünmeye devam. Şey çok enteresan bir nokta. Birden fazla tanrı olduğu için tanrılardan bir tanesi ona peygamberlik görevini veriyor. Brahma. Hani yeryüzü tanrısı değil mi? Sen, o Earth. The King of Serpents, Jatru falan diye. Bunların hangisi tanrı, hangisi deity, hangisi hiçbiri ona da emin değilim açıkçası. Bu da enteresan bir nokta. Hani bu Brahma'nın özellikleri ne? Diğerlerinden farkı ne falan? Bunlar hep araştırılması gereken konular. Mesela İslamiyet'e Cacut göre orada tek bir tanrı var. O tanrı veriyor yine görevleri. O tanrı öldürüyor. Onun melekleri var. Buradaki deitiler öyle mi oluyor? Mesela onun melekleri var işte. Azrail meleği vasıtasıyla ölüm işlerini gerçekleştiriyor. Cacut. Brahma'da o büyük tanrı falan mı bu dindeki? En büyük tanrı falan. Ama mümkün eğer öyleyse çok tutarlı olacak. Bu Hristiyan Cacut kültürüye kıyasla özellikle işte İslami kültüre falan durum bu. Düşünmeye devam. Okey, ölümünü okumaya devam etmek istiyorum ama bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın devam edeceğiz bir aksilik çıkmazsa. Kapatmadan önce diyecek bir şeyim yok. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Şuradan devam edeceğiz.